Hazırlanışı. İlk öncelikle lahmacunumuzun hamurunu hazırlıyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı süt ve 2 su bardağı su. Ama bunlar ılık olacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Mayalanmasında çok güzel etkisi oluyor çünkü. 1 fincan sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı kadar da şeker ekleyelim. Ve son olarak 1 paket yaş mayayı ekleyip içinde karıştırarak eritelim. Mayamız tamamen eridikten sonra artık unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyebiliriz. Benim bu ölçülerime göre yaklaşık 9-10 su bardağı kadar un aldı. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bu sizin ölçülerinizde değişebilir tabii ki de. Unu tamamen yumuşak bir hamur elde edene kadar kontrollü bir şekilde ekleyip yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra artık onu mayalamaya bırakabiliriz. Ama biz bunu lahmacun yapacağımız için çok bekletmeye gerek yok. 10 dakika kadar beklemesi bizim için yeterli olacaktır. Hamurumuz bir yandan dinlenirken diğer taraftan lahmacun içimizi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi ben robottan geçireceğim. Yalnız ben soğanlarımın böyle çok ölmemesi için robotu 1-2 çevirip böyle diri kalacak şekilde ayarlıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri bu şekilde robottan geçiriyorum. Evet, bütün malzemeleri robottan geçirdikten sonra kıymamı ekledim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Ve son olarak da baharatlarımı ekliyorum. Karabiber, kimyon, toz kırmızı biber ve tuz. Bunların hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar. Son olarak da 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurum artık tam böyle mayalanmaya başlamış. Ben şimdi hamurumu ikiye bölüp küçük bezeler yapacağım. Diğer kalan hamurumu da ben pide kullanacağım için yarısını kullanacağım. Hamurumuzu bu şekilde tezgaha alalım ve unlayarak bezeler yapalım. Diğer türlü unlamazsak hamurumuz yumuşak olduğu için ele yapışma durumu olacaktır. Bu şekilde unlayarak yaparsanız çok daha kolay yapabilirsiniz. Hazırladığımız bezeleri artık oklavayla açabiliriz. Ben böyle orta büyüklükte sevdiğim için orta boy yapıyorum. Siz dilerseniz uzun pideler halinde de lahmacun yapabilirsiniz. Ama ben yuvarlak ve orta boy şeklinde açıyorum. Hem bu şekilde tepsime daha fazla
hamur sığdırmış olacağım. O yüzden bu boy benim için çok ideal. Açtığımız hamuru bu şekilde tepsinize katıyoruz. Tepsinin üzerinde içine eklerseniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde kaşık yardımıyla veya elinizle yapabiliyorsanız elinizle de kıymanızı yayabilirsiniz. Evet, artık lahmacunlarım hazır hale geldi. Fırına sürebilirim. Burada en önemlisi arkadaşlar, lahmacun yaparken fırının en yüksek derecede olması arkadaşlar. Ona dikkat edelim ve fırına sürebiliriz artık. Evet arkadaşlar, lahmacunlarım pişti. Hem altı hem üstü çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Ve şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.